Merhabalar again. Bu dersimizde dört yeni phrasal verbs öğreneceğiz. Bu phrasal verbs ile alakalı arkadaşlar birkaç örnekle sizlere nasıl kullanıldığını, nerelerde kullanıldığını görmüş olacağız. Arkadaşlar bu arada kanalımıza iki saniyenizi ararak abone olursanız bizleri sevindirmiş olursunuz. Öncelikle look for, live up to, look back, look in. Dört tane. Bunlar yaygın phrasal verbleri seçmiş olduk arkadaşlar. Çok kullanılan. Türkçe manalıyla alakalı e, neler görebiliriz neler söyleyebiliriz bakalım. Evet arkadaşlar look for aramak en çok kullanılan ilk önce öğretilen phrasal verb'lerden bir tanesidir arkadaşlar look for. Aramak, bir şey aramak, birisini aramak, kelime aramak diyebilirsiniz. Live up to beklentilerini karşılamak. İşte öğretmenin senin beklentilerini karşılaması veya senin oğlunun, evladının veya bir arkadaşının senin beklentilerini karşılaması, beklentin varsa ondan tabii. Ama çocuklarımızın genelde bizden beklentileri oluyor haliyle. Dolayısıyla onun veya biz babamızın, ailemizin beklentilerini karşılıyor muyuz? bu manada live up to diyoruz arkadaşlar. Yani beklentilerimi karşılıyor ya da do not live up to okay, diyor biliyoruz. Look back arkadaşlar geçmişe bakmak. Geçmişe baktığımda şunu hatırladım diyoruz ya hani Türkçe'de öyle. Look in kısa ziyarette bulunmak. Bir yere giderken bir şeyler yaparken çok kısa ziyaretlerde bulunmak. Look on diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İlk phrasal verb'imizi şimdi inceleyelim ve bu phrase ile alakalı örneklerimizi detaylandıralım. Live up to beklentilerimizi karşılamak demiştik değil mi arkadaşlar? İngilizcesine bakalım. To be as good as something. Bakalım örneklerimiz arkadaşlar. That meal did not live up to my expectations. O yemek benim beklentilerimi karşılamadı. Bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. The concert was brilliant. It lived up to all our expectations, all my expectations. The concert was brilliant. It lived up to all my expectations. Our expectations diyebilirsiniz. Yani bizim, benim konser harikaydı. Benim beklentilerimi karşıladı. Yani beklentilerimizi karşılamış oldum. Akademik olarak da kullanılabilecek bir phrasal verb arkadaşlar. Live up to. He never managed to live up to his parents' expectations. Ailesinin, anne ve babasının, ebeveynlerinin beklentilerini karşılamayı başaramadı. Yani hiçbir zaman. Never. He never managed to. Ebeveynin beklentilerini karşılamayı başaramadı. Evet arkadaşlar. Did the teacher live up to your expectations? Öğretmen sizin beklentilerinizi karşılamayı karşıladı mı? Did the teacher live up to your expectations? Öğretmen beklentilerinizi karşıladı mı? Evet, görüyoruz. Did the teacher live up to... İncelediğimizde gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanımı herhangi bir fiil gibi kullanıyoruz. Zor değil. İkinci phrasal verb'i inceleyelim detaylı olarak arkadaşlar örnekler içerisinde. Look back, geçmişe bakmak demekti değil mi arkadaşlar? When I look back, I remember my mistakes. Geçmişe baktığımda hatalarımı hatırlıyorum. To think about something that happened in the past. E bakalım örneklerimiz arkadaşlar yine yazılı olarak bakalım. When I look back on him, I'm amazed at all he has accomplished. When I look back on him, I'm amazed at all he has accomplished. Ona dönüp baktığımda başardığı her şeye hayret ediyorum. I'm amazed at. I'm amazed at all he has accomplished. Hayret ediyorum. Amazed. Accomplish başarılı demek arkadaşlar Başardığı şeylere hayret ediyorum ona dönüp baktığımda. Onun geçmişine baktığımda aslında burada arkadaşlar. On, when I look back on him, onun yani geçmişine baktığımda onun başarılarına hayret ediyorum. When I look back, I can see where we went wrong. Geçmişe baktığımda nerede hata yaptığımızı görebiliyorum. Nerede hata yaptığımı, yanlış yaptığımı görebiliyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki örneğimize bakalım. Birçok örnekle phrasal verb'leri değerlendirmiş oluyoruz. When I look back, I'm filled with sadness. Geçmişe baktığımda içim hüzünle doluyor. Evet. One day we'll look back on this and love. Bir gün buna bakacağız ve güleceğiz. Bu phrasal verbleri de arkadaşlar. One day we'll look back on this and laugh. Bir gün buna bakıp güleceğiz. Üçüncü phrasal verbimizi inceleyelim deriz arkadaşlar. Bakalım look for. En kolayı ve en yaygını belki İngilizce öğrenenlerin en başta öğrenmesi gereken phrasal verblerden bir tanesi. İngilizce phrasal verbs konularımızı mutlaka takip edin. Önceki videolara bakıp diğer phrasal verblerle alakalı sorularınız varsa arkadaşlar mutlaka comment kısmına bekliyoruz. Look for aramak demekti. Search for someone or something. Birisini ya da bir şeyi aramak. Search. I'm looking for my watch. Saatini arıyormuş saatimi arıyorum. Bir sonraki örneğimize bakalım. Alice has been looking for you. Alice bir zamandır seni arıyor. Değil mi? Uzun zamandır seni arıyor. Police were looking for clues as to the woman's identity. Polis ne diyor? Bayanın kimliği ile alakalı ipucu aradı. ve sonuncu phrasal verb'e gelmiş olduk değerli arkadaşlar. Bakalım detaylı bir şekilde inceleyelim. Look in kısa ziyarette bulunmak, başarı şansı. Evet, to visit a person for a short time, usually when you are on your way somewhere else. Not have a chance to do something or to succeed. Bir şeyi başarma şansı ya da başaramama şansı yakala, ya şan, başarma başarma şansı yakalayamamak. Bakalım arkadaşlar. I'll look in on him from time to time. Zaman zaman onu ziyaret edeceğim. Görüyoruz değil mi? I'll look on him from time to time. Ara sıra ona bakacağım zaman zaman diyebiliriz. From time to time, ara sıra, zaman zaman onu ziyaret edeceğim. Bir sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar. I thought I might look in on Bob on my way to the shops. Alışverişe giderken, yani dükkanlara giderken, Pazara giderken baba bakabileceğimi düşünüyorum, düşündüm. I thought, düşündüm tabii ki. Ve bir sonraki örneğimize gelmiş olduk. Can you look in on the kids before you go to bed? Arkadaşlar yatağa gitmeden, uyumaya gitmeden önce çocuklara bakabilir misin? Bir göz atabilir misin? gibi. Can you look in on the kids before you go to bed? Arkadaşlar fiilleri çok farklı fiiller öğrenmenin faydası ne? aynı filleri C, check gibi basit low level yani en düşük level başlangıç seviyesi İngilizcesi yerine ileri seviye İngilizce kelimeleri öğrendiğinizde hem konuşulanı doğru anlamış oluruz hem de konuşma kabiliyetimizin arttığını görmüş olursunuz değerli arkadaşlar. You doing great. My friends, I believe you improving your English with our phrasal verbs list. Please check other videos before you go, before you leave. Check other videos and check the phrasal verbs that we have listed in other videos as well. So let's see again the Turkish meanings. Here we go. Look for aramak, live up to and karşılamak, look back at, on, geçmişe looking on, kısa ziyarette bulunmak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizlere zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmişseniz lütfen like ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. English e kalın. Hoşçakalın.